Ve Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Türkiye'deki tüm fırınlarını kayıt altına almış. Türkiye'de ne kadar fırın var ve Türkiye'deki üretim ekmeğin bugün 130 milyon adet ekmek üretim var ve bunun %10 ekmek israfı vardı. Tabii bunun %10 ekmek israfından da 13 milyon adet ekmek israfı meydana geliyordu. 15 yıl öncesinden biz bu programı başlattık. Ekmek israfı ile ilgili ve devletin tüm kurum kuruluşlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle ilgili. Ve biz bunda büyük bir başarı sağlamış olduk. Yani Türkiye'de işte toplu yaşamın olmuş olduğu, açılışların olmuş olduğu, büyük toplantıların meydana gelmiş olduğu, yurtların veya işte insanlığın en büyük şeylerinde olmuş olduğu toplantılarda ekmek israfı meydana geliyordu. Bununla ilgili ekmek tebliğ yönetmeliğini değiştirme kararı aldık. Ekmek çeşitliliği, Türkiye'de beyaz ekmek varken bugün Türkiye'de 90 adet ekmek çeşidi var. İşte beyaz ekmek vardı. Bu Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu ekibinin yönetiminin çalışmasıyla ve Tarım Bakanlığı ile ilgili yaptığımız çalışmanın neticesinde ekmek tebliğ yönetmeliğini değiştirdik ve bugün Türkiye'de işte tam buğday ekmeği, tandır ekmeği, çavdar ekmeği, işte yufka ekmeği, yulaflı ekmeği gibi envai çeşitli ekmeklerimiz de Türkiye'deki fırınlarımız tarafından üretilmek içerisinde. Ve Türkiye'deki bu 13 milyon ekmek israfıyla ilgili de yaptığımız çalışmaların içerisinde işte Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına 2,5 milyar dolar gibi yıllık bir masrafı vardı. Ve Türkiye'de biz bunun en az 1,5 milyar dolarının Türkiye'nin hazinesinde, insanlığımızın cebinde kalması için çalışmaları yaptık ve Türkiye'de çok bununla ilgili kongreler, konferanslar, toplantılar gerçekleştirmiş olduk. Aynı zamanda işlerol ekmeği modeli getirdik. Paketli ekmeklerin içerisinde hem devletin kurumlarında hem de toplumsal kurumların içerisinde iadeli ekmekle beraber de rol ekmeklerin israfının önünü geçmesini sağlamış olduk. Ve aynı zamanda bayatlayan ekmekleri tekrar tüketime kazandırmak için ev hanımlarıyla ilgili çok büyük çalışmalar yaptık. Bunlarla ilgili kitapçıklara bastırdık. Ve bunu toplumsal ve ulusal olarak da tüm kamuoyuna paylaşmış olduk. Çok sayıda toplantılar yaptık ve gerçekten de devletin gayri safi milli hasılasını ve ülkenin de en büyük kalkınma programının içerisinde israfın önünü %60 başarıyı sağlamış olduk. 13 milyon ekmek üretiminin 8 milyon israfını engellemiş olduk. İşte iadeli ekmekleri de işte askıda ekmek projesiyle beraber bütün belediyelerde ve muhtarlıklarda da bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bütün fırınlarda ekran var. Orada ihtiyaç sahibi olan fırıncı esnafımıza günlük kaç adet ekmek fazla ve iadesi varsa onun ekrandan düşüyor. Tabii %70'i önlendi. %70'i önlendiği gibi de Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının ekonomik kalkınma programına da 1,5 milyar dolar gibi paranın Türkiye'nin hazinesinde kalmasını sağladı.